Merhaba arkadaşlar. KD Yayınları TYT Motivasyon Denemesi'nin matematik çözümlerini yapacağız. Birinci soruya bakıyorum. Şimdi birinci soruda yol eşittir hız çarpı zamana kullanacağız. Bakın formülümüz bu. Hız problemi. Şimdi bir atlet için söylemiş ki V hızıyla mavi renkli pisti T sürede alıyor. Mavi pist bakın 2x uzunluğunda. 2x'i ben V hızla T sürede alıyorum. Direkt x'le V'yi görmezden gelerek 2 diyebilirsiniz bu orana. T1'in oranı 2. Diğer atlet 2V hızıyla yeşil renkli pisti, yani 3x'lik yolu, bakın 3x'lik yolu 2V hızıyla T2 sürede 2V atım bölümü olarak direkt oranı 3 bölü 2 diyebilirsiniz. Son olarak 3. atlette 3V hızıyla 6x'lik yolu gidecek. 6x eşittir 3V çarpı T3. 3V'yi bölme olarak attım. 6 bölü 3'ten T3'e de 2 diyebilirsiniz. Bakın T1 ile T3 eşit. T2 daha küçük. C şıkkı. Geçiyoruz ikinci soruya. Boncuklarımız bakın 2, 3, 4 ve 5 toplam 14 tane. Şimdi 14 tane boncuk diziliminde 126 tane boncuk takıyorum. Kaç kere aynı turu tekrarlarım onu bulacağım. 126'yı 14'e bölersek bana vermiş olduğu dizilimi 9 kez yapmış oluruz. Şimdi her dizilimde 5 tane yeşil boncuk vardı. 9 dizilim yaptım. 45 yeşil boncuk. Bu bir cepte dursun. Sonrasında ne yapıyorum? Bana demiş ki dizilişte ipin bir ucundaki klips düşmüş. Şimdi orada baştaki boncuklar düştü diyor. Şimdi ben bu ipe 100 tane boncuk dikiyordum. 126 tane boncuk diktikten sonra, döşedikten sonra bunu fark ettim. Demek ki ilk baştaki 26 boncuk düşmüş. Ben bunun farkında değilim. Değil mi? 126 boncuk taktım. 100 boncuk takabiliyorum. Demek ki baştaki 26 düşmüş ki ben o 100 boncuğu takabilmişim. İlk baştaki 26 boncuktan kaç tanesi yeşildir? Şimdi böyle bir dizilim 14'tü. 5 yeşil düşmüş. Sonra tekrar başlıyorum 14'ün üstüne. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 bakın. 3 tane daha yeşil düşmüş. 45 tane yeşil vardı. Düşen 8 tanesini çıkarırsam 37 tane yeşil kalır. Üçüncü soruya bakıyoruz. Beş litrelik şişelerden 3x tane olsun. Toplam hacmim ne olur? 15x. Neden 3x dediniz hocam? Şurada 1 bölü 3 var ya, bölmem gerekiyor 3'e. Kesirlerle uğraşmamaya çalışalım. Olabildiğince az uğraşalım diye 1 bölü 3 var. Ben o yüzden 3x dedim. X desem x bölü 3 falan bir sürü kesirle uğraşacaksın. Gerek yok. Tamam. 15x'lik 5 litrelik hacim var. Bana ne diyor? 2 litrelik şişelerin hacmi 5 litreliklerin 1 bölü 3 kadar. 15x'in 1 bölü 3'ü 5x. Şimdi 2 litreliklerin hacminin toplamı 5x olması için ne kadar olması lazım? 5 bölü 2x olması lazım ki 2 litre ile çarpın bakın 5x hacim olur. Tamam. 1 litrelik şişelerin toplam hacminle 2 litrelik şişelerin toplam hacmi eşitmiş. O zaman 1 litreliklerden de 5x hacim olmasını istiyorsam ben 5x tane olmalı. Bakın toplam hacim 5, 10, 25x. 25x toplam hacmim var. Bu da 150 litreymiş. X buradan ne olur? 6 olur. 2 litrelik kaç şişe vardır? X yerine 6 koyarsanız adede bakın. Hacme değil adede soruyor. X yerine 6 koyarsan 5 kere 6. 30, 2'ye böl 15. 15 tane 2 litrelik şişe vardır. Dördüncü soruya bakıyoruz. Bakın bizim modumuz en çok tekrar edenimiz 9. Tamam. Moda 9 yazalım şöyle. Medyanımız ortanca.
Bakın tam ortası burası değil mi? Üst sağda, üst solda. Sayıya denk gelmiyor. Boşluğa denk geliyor. Boşluğa denk geliyorsa ortadaki iki sayının ortalamasını alıyorsun. 9 ile 5'in ortalaması 9, 5 daha 14, 2'ye böl 7. Medyan 7. Hangi sayı çiftini seçersem şıklardaki mod ve medyan değişmez diyor. Şimdi bakın direkt doğru şıkka yöneleyim. E şıkkına bakıyorsunuz. 2 ve 11'e ekledik. 2 buradadır, 11 buradadır. Bakın 4 solda, 4 sağda yine tam bu orta. Medyan değişmedi. Mod en çok tekrar eden 9'du. Bakın o da değişmedi. Kolay bir soru. 5. soruya geçiyoruz. Bakın erkekler en uzun veya en kısa değildir diyor. Yani başta da sonda da kız olacak. Şöyle düşünelim. Cemre Arda'dan uzun, Emre'den kısa. Başa ve sona kız yerleştireceğiz. Cemre'yi yerleştiremem başa veya sona. Çünkü Cemre'den uzun erkek de var, kısa erkek de var. Cemre ortada bir yerde olacak. Betül Damla'dan uzundur. Betül ile Damla o zaman başta ve sonda olacak. Şöyle en kısaya Damla diyelim. Biraz daha aşağı yazayım. Gözükmeme ihtimaline karşı. En kısaya Damla dedim. En uzuna Betül dedim. Tamam, Betül Damla'dan uzun. Cemre de şurada ortada olursa bak. Cemre Arda'dan uzun, Emre'den kısa. Bakın erkekler arada kalmış olur. Uçlarda kızlar olmuş olur. Evet, sıralama bu şekilde olacak. Bana neyi soruyor? Küçükten büyüğe sıralama soruyor. Evet. Bakın güzelce düşünürseniz kolay bir soruymuş. 6. soruya geçtim. Bu soruda da şöyle kıyaslama yapabiliriz. 3 arkadaş da eşit miktarda ücret aldıklarına göre yukarıda verilen bir ilmek ücretlerine göre sayılarını bir oranlayalım. Yani şöyle yapalım. Bu fiyata yapan da, bu fiyata yapan da, bu fiyata yapan da eşit ücret alacak. O zaman sayılarını değiştireceğim, değil mi? Mesela 14 birime yapan daha çok yapsın. 17 birime yapan daha az yapsın gibi. Bu şekilde gruplandırıp eşit ücret almalarını sağlayacağız. Öncelikle bu sayıların ortak bir katını bulalım. Bakın şuraya bir sıfır daha atarsam virgülden sonraki sayı adetleri eşit olur. 14, 17, 20. Böyle düşünün. Hiç virgüller kafanızı karıştırmasın. 14, 17 ve 20'nin ek okunu alalım. Hepsinin katı olan ve tam sayı çıkarabilecek bir sayı. Bu üst sayının ek oku 2380 çıkar. 2380. Şimdi burada şunu düşüneceğim. 2380'i 14'e bölsem bu 170 tane yapsın. 2380'i ben gidip 17'ye bölsem bu 140 tane yapsın. 2380'i ben 20'ye bölsem de bu da 119 tane yapsın. Tamam, bu şekilde somutlaştırabilirsiniz. Virgülden kurtulmuş olursunuz. Ekstra düşüncelerden, hesaplardan kurtulmuş olursunuz. Ek okunu bulup ortak katlarını her sayıya tek tek böleceksiniz. Adetleri bulacaksınız. Toplam kaç adet oldu bakın şu an? 429 adet oldu. Bu 429 adet ve katları olabilir. Bana en az dediği için ki bakın 429 1000 ilmekten küçük, yani mümkün, yapılabilir bir sayı. Ve en az dediği için 429. En çok deseydi 429'un katlarına bakacaktım. Bu pratik kolay çözümü. Devam ediyorum. 7. soru. Bir fonksiyon sorusu bakın. Bileşke fonksiyonların yerlerini değiştirdiğinde birbirine eşit olması için bu fonksiyonlar birbirinin tersi olmalı. Fark etmez. Herhangi birinin tersini alın. Eşitleyin. F'in tersini alıverelim mesela. Altında gizli bir 1 var. F'in tersi nedir? M ile 1'in yeri değişir. Eksi 5'in de işareti değişir. Bakın ters alma kuralı fonksiyonda. F'in tersiyle G eşit olacak veya G'nin tersiyle, fark etmez dediğim gibi. Bunu eşitliyorum G fonksiyonuna. İçler dışlar yapıyorum. X artı 5 eşittir. M çarpı N x artı 3M. X'in önündeki sayı 1. Buradaki X'in önündeki sayı da 1 olmalı. 3M de 5 olmalı. Bakın 3M'yi buldum, 5. M çarpı N 1 olmalı dedik. 3M 5 ise 1M 5 bölü 3'tür. 5 bölü 3 ile neyi çarparsam 1 olur? 3 bölü 5'i. N 3 bölü 5 ise 5 ne?
Bak bunu 5 ile çarp. 3 gelir. 5, 3 daha 8 yapar. Soruları okuduğunuzu, uğraştığınızı farz ederek çözüyorum arkadaşlar. Direkt çözüme dalıyorum. Hem vaktinizden tasarruf edin, sınava az kaldı diye. Hem de niye okuyayım? Siz okuyup uğraşıp kendiniz zaten bir denemiş olmanız lazım. Soruyu tekrar okumadan direkt çözüme dalıyorum. Evet, 8. soruya bakıyoruz. Öğrencilerin kesin zordur diyeceği ama gayet basit olan, umarım atlayıp geçmediğiniz bir sorudur. Şimdi bakın. F-5. -5 burada bir yerdir. 2'ye gidiyor. F'in tersinde 1. 1'e giden sayı ne? 1'e giden sayı 0. F-x0. X0 bakın. Yine 2'nin hizasına gidiyor. Yukarısının toplamı 4. Aşağısı F-3. Yine 2'ye gidiyor. F0. Bakın 1'e gidiyor. 2, 1 daha 3. 4 bölü 3. Bakın 3'ler gitti. 2 tane x0 4'e eşit. O zaman bir tane x0 2'ye eşit. Ne kadar kolaymış değil mi? Evet. Atladım. Gidiyorum 9. soruya. Bakın kolay da bir polinom sorusu var. P içinde px. Bu ne demek? P polinomunda x gördüğün yere polinomun kendisini yaz demek. Yani şuradaki x gördüğün yere de gidip ax artı b yazıyorsun. Ya bunu ne yapacaksın? A ile çarpacaksın haliyle. A ile ax artı b'yi çarparsam a kare x artı ab gelir. Bir de bakın şurada yanda bir tane b duruyor. Tamam. Bu fonksiyon, bu polinom kaça eşitmiş? 9x artı 4'e. X'in önündeki sayı 9 olacak. X'in önünde a kare var. A karenin 9 olması için a ya 3 ya da eksi 3 olmalı. Hop sıfırdan büyük. O zaman 3. Burası ne oldu bakın a 3 olunca? 3b, 1b daha 4b. Neye eşit olacak? Sayıya 4'e. O zaman b de 1. Polinomum neymiş? Ax artı b'ydi. Yani 3x artı 1'miş. Dursun. Tamam. Bu polinomun birinci öncüle bakıyorum. Sabit terime eksi 8. Sabit terim deyince x yerine 0 koyuyorsun. X yerine 0 koyunca eksi 3 kalıyor içeride. P eksi 3. Bakın polinomda x yerine eksi 3 koyun. Eksi 9, 1 daha eksi 8. Doğru. Kat sayılar toplamı deyince x yerine 1 yazıyorsun. P 4. Yukarıdaki polinoma bakıyorsun. X yerine 4 koy. 3 kere 4 12. 1 daha 13. Doğru. P5'i soruyor. Yukarıdaki polinoma son kez bak. X yerine 5 koy. 3 kere 5 15. 1 daha 16. Yanlış söylüyor. Cevap Denizli. Atladık 10. soruya. Evet, soruya dikkatli bakıyoruz. Ne demiş? Ali 1 deyip başlıyor demiş. Tamam. Cem 2 diyormuş. Enis 3 diyormuş. Gül 4 diyormuş. Banu 5 diyormuş. Bakın birer kişi atlayarak sayı söylüyorlar. Birer birer arttırarak. Damla 6, Fatih 7. Aa tekrar Ali'ye geldim. Bak bu önemli işte. Ali'ye 1'de geldim, bir de 8'de geldim. Yani 7'şer 7'şer böyle gidiyor. 1, 8, 15 değil mi? 7'nin katlarının bir fazlası Ali'de. 7'nin katı olan sayıların bir fazlası Ali'ye denk geliyor. 100. sayı kim? Yani 100 sayısını kim söylüyor? 98 sayımız 7'nin katıdır. 7'nin katının bir fazlası olan 99 Ali'ye kalır. Bakın 7'nin katının bir fazlalarını Ali söylüyordu. 99 Ali'de, Ali'den sonra kim vardı? Cem. Bu da 100'ü söyler. Bu soru bana bir yerden tanıdık geldi. Bak TYT'de çıktı. Buna benzer bir soru. Mantığı aynıydı. O sorunun da cevabı Cem'di. Bu sorunun da cevabı Cem. ÖSYM'ye benzetmişler. Güzel de bir soru olmuş. Kolay sorular bunlar. Devam. Bak dikkatli bakın basit soru bu da. Şimdi A'dan B'ye 40, B'den A'ya 50 tavuk geçmiş. Kısacası B'den A'ya 10 tavuk geçmiş değil mi? Aradaki fark bu. Bunu yapınca A'daki folluk B'deki kapasitenin 2 katı olmuş. Bunu yapınca 2 katı olmuş. Şimdi 180'lik kapasite var. 2 katı olması için bunların 120'ye 60 paylaşılması lazım.
10 buraya gelince 120 olduğuna göre demek ki normalde burada 110 var. Burada da 70 var, değil mi? B'den 10 eksilttik, A'ya 10 ekledik. Olay bu. İlk başta demek ki 110'a 70. Ne kadar eksik? 40 eksik işte yani bu kadar. Devam. Bakın ben bu soruda ilk yüzdeyi kullanmam he. Vermiş hiçbir şey kullanmadan direkt düz mantık yaparım. Ağırlığını 8 gibi düşüneceksin. 8'in katı. 32 uzamış. Şey, boyunu 8 düşüneceksin. 32 uzamış. Ne kadar? 4 katı. 4 katı bir uzama var. E 3'ün de 4 katı 12. 12'de ağırlaşma olursa değişen bir şey olmayacak. Yine 32 ile 12'nin aranı 8 bölü 3 olacak. Değişen bir şey olmadı işte. 12 arttı. Bitti soru yani. %100'e girme oraları. Devam. Bak kural şu. Baştaki sayının yanına 0 ekliyorsun. Eksi baştaki sayıyla 3 çarpıp çıkarıyorsun. Mesela bak baştaki sayının yanına 0 ekle. 4'ün yanına 0 ekledim. Eksi. Yine 4 ile 3'ü çarpıp 12 çıkardın. Tamam işte olay bu. Ne yapıyoruz dedik? Baştaki sayının yanına 0 ekliyorsun. Eksi baştaki sayıyla 3'ü çarpıp çıkarıyorsun. Bu da B eksi C oluyormuş. Basamak kavramıyla düşün. 10A'dan 3A'yı çıkardın. 7A. Sıfırın bir önemi yok zaten. B eksi C'ymiş. Bu kuralı sağlayan şıkkı bulacaksın. Tek tek gerekirse yerine yazacaksın. Ben ne yapacağım? Ne gerek var? Direkt doğru şıkkı söyleyeceğim sana. Tek tek şıklara bakacaksın. A yerine 6, B yerine 60, C yerine 18 yaz bak. Sağlayacaksın. 6 kere 7, 42. 60'tan 18 çıkar. 42. Bitti. Kolay kolay. Devam. Yapılabilecek bir sürü soru varmış. 14. sorudayız. Gerekirse bak bu soruda tek tek aşacaksın. 7'nin ikilisi. 7, 6, 2, 1, 21. Bu şekilde aşacaksın. 21 artı bunu kendim söyleyivereyim ben basit olanları. 7, 6, 5 diye açtın. 7 kere 5, 35. Tek tek böyle aşacaksın bak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1 ile 6 gitti. 4 ile 8 gitti. 70. Aşağıya baktın. 7'nin üçlüsü 35 dedik. 7'nin dörtlüsü zaten 7'nin üçlüsüyle aynı. O da 35. 8'in beşlisi 8'in üçlüsüyle aynı. O da 56. Şimdi yukarıdakileri toplarsan 126 yapar. Aşağıdakileri toplarsan o da 126 yapar. Toplamları ne olur? 126, 126 daha. 252. 252, 2'nin 7. kuvveti mi? Ona bakıyorsun. 2'nin 7. kuvveti kaç? 128. Yanlış. A'dan B'yi çıkar 1 diyor. Ama bu da yanlış. Eşit. Bak kolay gördün mü? Devam, devam, devam. 15. sorudayız. O uzun bir soru. Bak toplam 18 tane öğrenci var. 60 derece olan yere x desem, 120 olanlara 2x desem, toplam bunlar 5x yapıyor. Şimdi 18'e yaklaştırmaya çalışayım. Bir x'e 3 vereyim. Hocam neden x 3? 2 olamaz mı? 1 olmaz mı? Bak fizik tedavide 2 tane öğrenci varmış. Diğer bu x dediğim yer zaten fizik tedaviden daha geniş bir açıya sahip. Yani 2'den daha büyük. E 3. 4 olsa zaten 5 kere 4 20 yapıyor. Çok geliyor. X 3. Zaten buralara gitti 15 öğrenci. 18'in 15'i gitti. Kaldı 3 kişi. İkisi de fizik tedaviye gitti. Kaldı bir kişi göze. Uzunmuş ama gel beni yap diyor. Çöz diyor yani. Devam. 16. soru. Çok basit bir soru daha. Bakın toplam karışım ne kadar? Şimdi elimde toplam 275 su var. 75 de şeker var. 50 gram su buharlaşmış. 225 kaldı. Elimde ne kadar karışım var? Toplam 225, 75 daha 300. 300'lük karışımın 75'i şeker. Yani 1/4 kadar. Yüzde kaçı şekerdir diyor sonda. 1/4 kadar dedik ya değil mi? %25'i. Ne kadar basit.
Evet, devam ediyoruz 17. soru. Olasılıktan dua edin böyle soru sorsunlar sınavda. Bak ilk gün 40 adayın %30'u kızmış. 40'ın %30'u kaçtır? 12'dir. 25'in %4'ü 1'dir. Toplam 13 kız var. Kaç kişiden? 40, 25'te 65'ten. Bakın 13 kız 65 kişi içinden. Bu kızların olasılığı. Kaçtır? 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5'i kız bana erkeği soruyor. 4 bölü 5. Devam ediyoruz. 18. soru. Öğrencilerin bir yere kadar getirip sonra şimdi ne yapacağım diyeceği bir soru. Bak. Menü birden x eksi 5 adet. Çarparım toplam ne kadar kazanırım bulurum. Bakın bunları çarpıyorsun. Ben direkt kafamdan çarp vereyim şuraya. 2x kare eksi 9x eksi 5. Sonra x artı 7'lik ikinci menüden bu kadar adet söylenmiş, satılmış. Bunları çarpalım. Gelirimizi hesaplamak için. Kafamızdan çarpalım yine. 3x kare 21x eksi x daha 20x eksi 7. Tamam. Topladım. 5x kare artı 11x eksi kaç bu? 12. Tamam. Toplam gelirim buymuş. Arada ne kadar fark var bu ikisi arasında? 2x kare eksi 7x eksi 15 fark var. Buraya kadar gelip tıkanır öğrenci. Der şimdi ne yapacağım? Tıkanmayın. İnşallah tıkanmamışsınız. Üçüncü menü de aynı şekilde. Bir adedi olacak, bir fiyatı olacak. Yani iki tane çarpan olacak. Çarpılınca işte bu ifade elde edilecek. Bu da iki tane ifadenin cebirsel ifadenin çarpımı. Ayır çarpanlarına. 15'i ne yapayım? Şuradan 3 yazayım. Şuradan 5 yazayım desem olur mu? Al gibi oldu. Evet. Bakın sağladı. Çarpanlarım 2x artı 3 ya da x eksi 5. Ya bu ya bu. Bana ne diyor? Her menü farklı sayıda müşteri. Yani x eksi 5 müşteri bende vardı zaten. Onu kullanamam bir daha. 2x artı 3 müşteri kullanacağım. Bak buraya şıkkı da koymuş Atadan. Devam. 19. soruya geçiyoruz. Evet. Bakın sürekli söylüyorum. Matematiğe vakit ayırın. Her soruya bakın. Bazı sorular o kadar kolay oluyor ki ve bundan sınavda yaklaşık 10 tane oluyor. O kadar kolay oluyor ki o soruyu görmeden geçerseniz boşa net kaybedersin. Adamlar ta 19. soruya o kadar basit bir soru koymuş bak. Zaten şu ana kadar öyle çok zor bir soru yoktu ama bu da aşırı basit. Bak adam demiş ki bir şey tanımlamış. Kendisi ve bir hariç tüm bölenleri. Böyle bir küme tanımlamış. Kendisi ve bir hariç diğer bölenlerini yazıyorsun. Demiş ki A sayısını yazdığımda boş küme. Bu ne demek? Kendisi ve bir dışında böleni yok. Yani asal sayıya. Asal sayının tanımı zaten kendisi ve bir dışında böleni yoktur diyor. Asal sayının tanımı bu. Bak 10 saniyede adam sana bir tane matematik neti verdi. Ama buraya kadar gelmeyenler nereden görecek, değil mi? Devam 20. soru. Bak 19. soruya böyle dedim ya. 20. soruda diyor. Ya diyor abartma diyor. Ben daha kolayım diyor. Bak. En az bir sertifika alan o eğitimci sayısı. Hepsinin en az bir sertifikası işaretlenmiş zaten. Kaç kişi bunlar? 6 kişi. En çok 2 sertifika alan eğitmen sayısından kaç fazladır? En çok 2 alan. Burhan var. En çok 2. Ceyda var. Derya var. Erkin var. Diğerleri 3'er tane almış. Onları saymıyorum. 4. Kaç fazla? 2 fazla. Vallahi bu diyor. Ben daha kolayım diyor. Devam. 21. soru. Bak bu soruda gidip şu 4 rakamı kendi içinde sıralayıp yeni sayılar oluşturmayı deneyip hangisi oluyor olmaya diye 10 dakikanızı harcamayın soruyor. Zaten 5 tane şık var. Bak benim adım sayım buymuş. Ben 90 adım daha atsam ne olur? 90 daha ekliyorsun bak. 6879. Yine aynı rakamlar değil mi? Birbirinden farklı. Hepsini birer kere kullanmış. Tamam işte. Oluyor. Böyle bakacaksın. Her şıkkı denemeyeyim. Direkt doğru şıkka bakıveriyorum. 162. Bak 162 ile toplasaydım bunu. Kaç çıkardı?
6.951 çıkardı. Hani nerede 5? Hani nerede 1? Elimde öyle bir rakam yok ki. Nasıl kullanacağım değil mi? Direkt böyle baksaydın daha iyiydi. İnşallah böyle bakmıştınız. Devam. 22. soru. Bakın güzel bir soru. Ben işçi problemlerinde güç diye bir kavram bulun dedim. Güç. Ali'ye bak. 15'lik alanı 3 saatte boyamış. Ali'nin gücü 5'tir. 5x diyeceksin tabi ona. Mert 12 alanı 4 saatte boyamış. Mert'in gücü 3x demek ki. Güç bulacak. Sonra ne diyor? Sonra bitiyor soru zaten. O kadar basit oluyor ki. Bak Ali tek başına 2 saat boyamaya başlıyor diyor. Şurada. Ali 2 saat boyasın. 5 daha 10 güç sarf etti. Mert yardıma geliyor ve birlikte 4 saat boyuyorlar. Yardıma gelince güçler ne olur? Birleşir. Bak 5 güç, 3 güç birleştir. 8 güç oldu şu an. 4 saat sürmüş bir boyama. Beraber birleştikten sonra. 8 güç. 4 saat devam etmişler. 32 güç daha oldu. Toplam bakın 42x güçlük bir iş var elimde şu an. İşim bu. Mert tek başına kaç saatte boyar? Mert'in gücü 3. 42 iş, güçlük işi ne kadar sürede yapar? 42 bölü 3, 14. Ha, şöyle ya. İş güç, herkes işinde gücünde. Devam. 23. soru. Şimdi bak. Normal ondalık sayılarda çarpma bölme işlemiyle ilgili bilgi vermiş. Oktay bu bilgiyi yanlış anlamış. Tersten anlamış. Bak burada normalde bölme işleminde virgülü sola kaydırması gerekirken sağa kaydıracak. 3,6 olacak. Çarpmada da sağ virgülü kaydırması gerekirken sola kaydıracak. 0,36 olacak. Topla 3,96. Normalde kaç yapması gerekirdi? Bölmede sola kaydırıp 0,036. Çarpmada sağa kaydırıp 36 bulması gerekirdi. Ve topladığında da 36,036 bulmalıydı. Tamam. Aradaki fark ne kadar? Şu ikisinin arasındaki fark ne kadar? Çıkaracaksın işte. 36 küsurdan 3 küsuru çıkar. 32,076 yapar. Neyse hep kolay kolay diyoruz. Kolay demeyeyim artık sorulara. Ama kolaymış. 24. soruya geldim. Şimdi bak mutlak değerde de yine Allah'ım inşallah böyle sorar dedirtecek bir soru. O kadar karışık soru sorabilecekken. Bak gelen soruya bak. A sıfırdan büyük pozitif. B sıfırdan küçük negatif. Pozitif ifadeler mutlak değerden olduğu gibi çıkar. Negatif ifadeler mutlak değerden eksiyle çarpılarak çıkar. Bak aradaki çıkarma işlemini koydum. B'yi de eksiyle çarparak çıkarıyorum. Ne oldu bu? A artı B oldu işte. Daima işte diyor. Tamam, A artı B'yi buldum zaten. Niye ben şıklardaki mutlak değerle kafamı kurcalayayım? Değil mi? A mı daha büyük, B mi daha büyük bilemem. Dolayısıyla ikisini beraber mutlak değerlere falan işlemlere sokamam. Bildiğim bir şey var. A artı B bitti. 25. soruya geldim. Bak bu soru da kolayca yapılabilir. 0 ile 1 arasında sayı oluşturacağım. Yani basit kesir. Pozitif olacak ha dikkat edin. Üstü sayılar yaparak ben basit kesiri nasıl oluştururum? Kuvvet negatif olursa basit kesiri oluştururum. Ama pozitif olacak ya ona da dikkat edeyim. Bak mesela ilk baştan başlayayım. Eksi 5'in üstüne ben negatif bir sayı yazarsam basit kesir olur. Şimdi eksi 5'in üstüne farklı olan eksi ya da eksi 1'i yazacağım. Eksi 2'yi yazarsam kendin oluşturduğun sayılarda parantezi kullanmak zorundasın. Bu ne olur? Bak eksi 5'in karesi 25. Kuvvette negatif bir sayı olduğu için 1 bölü 25. Doğru mu? Doğru. Ben eksi 5'in üstüne eksi 1 yazsaydım eksi 1 tek sayı olduğu için sonuç negatif çıkardı. Bunu yapamam. Bak bir tane buradan. Eksi 2 için düşünelim. Eksi için üstüne negatif bir sayı yazacağım. Ama sonucun da pozitif çıkması için çift sayı yazacağım. Çift negatif olan sayı var mı? Eksi 2'nin üstüne yazabileceğim. Yok. Geçtim. Eksi 5'i yaptık zaten. Eksi 1. Eksi 1'in üstüne ne yazabilirim? Eksi 1'in üstüne zaten eksi 5'i yazamam. Sonuç negatif çıkar. Eksi 1'in üstüne eksi 2'yi yazsan da sonuç 1 çıkar. Sıfırla 1 arasında mı? Değil. Gitti. Bak şuradaki pozitif sayılar var ya. Bunlar zaten pozitif. Bunların negatif pozitifle derdi kalmadı. Kuvvetine negatif bir sayı koy. Basit kesir olur zaten. 2 için üstüne koyabileceğim 3 tane negatif sayı var.
Artı 3 için de 3 tane, 6 için de 3 tane, 8 için de 3 tane sayı var. Bak topla 13 tane sayı oluşturabiliyorsun. Güzel bir işlem, güzel bir mantık varmış soruda. Devam. 26. soru. Yine basit bir soru bak. Direkt örnek üstünden bir bakalım. Farkları 6, toplamları 10 olan 2 sayı. 8 ile 2. Farkları 6, toplamları 10. Ben bunları işte kökün içinde çarpıyorum. Sonuç kaç çıkarsa. 4 ile 20. Farkı 4 olan, toplamı 20 olan sayılar. 12 ile 8. Toplamları 20, farkları 4. İşte bunları kökün içinde çarpacağım. Kök 96 yapar. Kök 96 da dışarı 4 kök 6 diye çıkar. Yani böyle köklü soru yapılmaz mı? Yapılır. Devam. Bak 4 işte mantık. Soruya bak. 1050 soruluk ödev var. Günde en fazla 80 soru çözebiliyor. Böl 1050'yi 80'e. 13 küsur yapar. Tamam mı? 13 küsur. En erken hangi gün içinde tüm soruları bitirir? Salı günü başlıyorum çözmeye. Salıdan başla. Yahu parmağınla say mantık yürütemiyorsan. De ki salı, çarşamba, perşembe parmağınla say 13 gün. Ne zamana geleceksin? Pazara. Ama daha küsuratı var ya çözmen gereken. Mecburuna nereye sarçacak? Pazartesi gününe sarçacak. Cevap A. Devam. 28. sorudayız. Bak bu soruda hiç farklı şeyler düşünmek için kendimi yormuyorum. Ya ben kendimi yorsam farklı farklı çözümler üretmek için öğrenci niye yorayım? Öğrenci ne yapar bu soruda? Yazar. Eksi 1, 2, hoca bunları yazmış. Sonra çocuk kalkıyor bunları topluyor. 1 buluyor. Sonra öbürkü geliyor. Son iki sayıyı topluyor. 3 buluyor. Bak. 1, diğeri 3 yazdı. Diğeri ne yapacak? Bunları toplayıp 4 yazacak. 4 ile 3'ü topladı. 7. 4 ile 7'yi topladı. 11. 7 ile 11'i topladı. 18. 11 ile 18'i topladı. 29. 18 ile 29'u topladı. 47. Bitti işte ya. 10 saniye yazı var. Değil mi? Tamam. Bana neyi soruyor? Kaçıncı öğrenci yazmıştır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de bu 47 sayısını yazan var. 8. Bitti yani. 8 kere yazdım. Bak burada gidersen sen eksi 1 ile 2'yi hocanın yazdığı sayılar da sayarsan onu işaretlersen geçmiş olsun. Devam. 29. sorudayız. Evet bakıyoruz. 1 saatte 2 derece azalıyormuş hava. Sıcaklık. Tamam. Eksi 18'de de soğutma işlemi bitiyor. Şimdi ben 10 derecedeki bir eti koyuyorum soğutmaya. Eksi 18'e kadar soğutacağım. 10 dereceden eksi 18'e düşmem için 28 derecelik bir azalma lazım bana. 28 derece kaç saatte azalır? 1 saatte 2 derece azalıyorsa 14 saatte azalır. Pazartesi 14'te koymuşum. Üstüne bir 14 daha ekle 28. Var mı böyle bir saat? 28 gün içinde hiç 28 diye bir saat kullanmıyoruz. 24'ten sonra zaten 4 artıyor bak. Pazartesiyi geçtim saat 24'te. Salıya geçiyorum artık 4 saat. Pazartesi 14'ün üstüne 14 saat daha ekle. Salı 4 oldu. Evet. Geldik 30. soruya. 3 saniyelik bir soru. Umarım siz de çözerken 3 saniyede çözmüşsünüzdür. Umarım bakmışsınızdır bu soruya. Bakın elimde 12 tane boncuk var ve bu 1'den 6'ya kadar olan çubukları rastgele dağıtıyorum. Dağıtırken bazı kurallarım var. Bir çubuğa 9 taneden fazla boncuk atamıyorum. Ve birinci çubuğa bir tane boncuk koymak zorundayım. Ve sayılar oluşturuyorum. Mesela birinciye ben 3 boncuk koyuyormuşum. Örnekte öyle diyor. İkinciye 5 taneymiş. Üçüncüye, dördüncüye koymamış. Beşinciye de 4 tane koymuş. Tamam, bu sayı ne oldu? 3000. Aa, ne 3000 lan? Buralarda da var bir sürü sayı. Buraya kaç tane koymuştu? 4 tane. Buraya da hiç koymamış. 350.040 sayı oluşturmuş adam. Bana diyor ki böyle sayılar oluşturun. Bir sürü oluşturursun. Hangisine kesinlikle tam bölünür diyor bu sayı.
Bu kadar bana kadar boşuna konuştum ben. Boşu boşuna anlattım. Zaten okuyan kişi bunu anlıyor, değil mi? Olay şu. Sen o kadar bir sürü sayıyı nasıl düşüneceksin hangisine bölünür? Üçün bölünebilme kuralı ne? Üçün bölünebilme kuralı. Rakamları toplamı 12 olacak. Ben yani zaten elimde 12 tane rakamları toplamı 9'un katı olacak. Pardon. Ben yani zaten elimde 12 tane. Ulan yanlış söylüyoruz. 3'e bölünebilme kuralı 3'ün katı olacak rakamları toplamı. Aklım 12 ile 9'u görüyor ya, şurada ona gidiyor. 3 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. Zaten elimde 12 tane boncuk var. Ben nasıl dağıtırsam dağıtayım, o rakamların toplamı 12 olmayacak mı? Yani 3'ün katı değil mi? Tamam. O zaman 3'e kesin bölünür. Öbürküleri hiç düşünmene gerek yok. Evet, matematik kısmı bitti arkadaşlar. Bir genel yorumlama yapacak olursak, üniversite sınavına yakın bir soru mu? Üniversite sınavı biraz daha zor olabilir belki. Böyle olur. Bundan biraz daha zor olabilir belki. Ya bu seviyede olur. Çok kolay 3-5 soru vardı. Bu videoyu dinliyorsan zaten, izliyorsan matematiğe az çok uğraşıyorsundur, çalışıyorsundur. Dolayısıyla az çok matematikte uğraşan birisi çok da zorlanmazdı. İyi çalışmalar arkadaşlar. Sorular bitti matematik için. Görüşmek üzere.